Arkadaşlar burada aradığınız ne varsa, yani pasta, kek malzemeleriyle ilgili arayabileceğiniz, aklınıza gelmeyecek şeyler bile var. Yani muhteşem şeyler var. Çok da değişik şeyler var. Hepsini göstereceğim inşallah. Gerçekten burası güzel yani. Evet arkadaşlar, dediğim mağaza burası. Daha önce de paylaşımlar yapmıştım. Burayı çok soran olmuştu. O yüzden bir daha video çekmek istedim. O yüzden her şeyi detaylı bir şekilde size göstermek istedim. Girişi bile çok şaşalı. Burası da bayağı büyük. Yani sadece işte dediğim gibi pasta malzemeleri, süs malzemeleri daha çok satılıyor. Gelmek isteyenler. Burası Ponisuba Paris'te. Pasta çok güzel. Yani girişte bile pasta malzemeleri bizi karşılıyor. Arkadaşlar özellikle söylemek istiyorum. Burada helal malzemeler bulabilirsiniz. Helal ürünler var yani. Bunu almak istiyordum. Bunda da katkı maddeleri var. Şüpheli katkı maddeleri olduğu için bilmiyorum. Yani içime silmediği için almak istemiyorum. O yüzden almayacağım. Umarım başka bulabilirim. Bayağı var ama umarım bundan bulabilirim. Bunun tanesi bu şekil, 10 euro 99. Böyle bir şey evde yok, böyle bir şey almam gerekiyor. Bunun fiyatı 6 euro diyelim. Şöyle hesap yapmayı sevmem, direkt bir söyleyeyim. Normalde 5.99 ama. Evet arkadaşlar, alışverişimi yaptım. Alışverişim bitti. En azından helal ürünler buldum. Ve alışverişim bitti. Şimdi de eve gidiyoruz. Herkese hayırlı günler, iyi günler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı bekliyorum. Herkese iyi günler. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık. Şimdi de pastamızın kekini yapmaya başlayacağız. İnşallah yapabilirim, başarabilirim. Çünkü ilk defa bir yarışmaya katılıyorum ve neredeyse uzun zamandır pasta yapmıyordum ve ilk defa yapıyorum diyebilirim. Yani kendimden ne kadar emin olmasam da yarışmaya katıldım artık. Genelde hayır için olduğu için katılmak istedim. Arkadaşlar pastanın yapılma amacı satılıyor. Satıldığı zaman da parası hayır için anında zarflara konulup yardım amaçlı gönderiliyor. Ve orada açıklamasını bayağı yapıyorlar camide tabii ki. Beyazı da hazır. Şöyle bir şey varmış, yumurtamızın beyazını ters çevirdiğimiz zaman, ki inşallah düşmez, bu şekil yaptığımızda düşmese tamam demekmiş. Bizimki de düşmüyor. Şöyle yapayım. Bayağı bayağı düşmüyor yani. Bu püf noktasıymış. Böyle oldu mu tamam oluyormuş. Evet arkadaşlar, pandispanyamız fırından çıktı. Maşallah çok güzel kabardı ama o telefondan maalesef o kadar net gözükmüyor. Rengi de çok güzel aslında ama telefonda hiç net göstermiyor. Bu şekil gösteriyor ama birazdan sosun yumuşaklığını da göstereceğim inşallah. Şimdi pandispanyayı kalıbından çıkaracağım inşallah. Çok kolay çıktı. Yamuk yumuk olmuş ama olsun.
kabından çıkartmayayım. Direkt bastırayım. Olmuş valla. Çok da güzel kokuyor bu arada. Tamam, bu iş oldu demektir. Altına da bakayım, altı. Tam bir şey yapmamışım, kaldırmadığım için direkt bir önce göstermek istedim. Hiçbir yere yapışmamış. Sıkıntı yok. Gayet de iyi oldu pandispanyamız. Hayalimdeki yemekler sayesinde.